Başbakan son bir haftada iki açıklamasıyla öne çıktı. İlki Davos'ta geldi. Türkiye'de ifade özgürlüğüne baskı olsaydı ilk karşı çıkan ben olurdum. Cezaevindeki gazetecilere açılan davalar bizim dönemimize ait değil. Tümü yasa dışı faaliyetlerden dolayı tutuklanmış gazetecilikten değil. Başbakan ısrarla yargıya talimat vermediğini de söylüyor. Bu doğru olabilir. Talimat başka yerden çünkü. Hem yargı bağımsız diyeceksiniz hem de gazetecilik faaliyetinden tutuklu değiller. İşte burada tenakuz var. Ayrıca cezaevindeki gazetecilerin tamamı AKP döneminin tutuklusu. Göz göre göre bu bariz yanlış bilgi yabancı basına nasıl söyleniyor akıl alır değil. Başbakan ikinci açıklamayı belediye başkanlarıyla kapalı toplantıda yapmış. Hürriyet gazetesinden öğreniyoruz. Eşini, işini ve evini değiştirenlerin peşine düşeriz. Şüpheyle yaklaşırız. Parasal ilişkilerde dikkatli olun, diyor. Bunu okuyunca aldı mı gülme? Yahu, eşini değiştiren değiştirdi, işini büyüten büyüttü, evini yenileyen yeniledi. Koca 14 senede oldu bu dönüşüm. Ata alan Üsküdar'ı geçeli epey oldu. Başbakan işi sağlama alıyor. Bunlara daha bağışlasan ikincisini isterler. Kabineden ve yakın çevresinden başlayarak çetele tutabilir. Mühim kısmı ikinci eşle yeni evinde oturuyor. Neyi milat olarak kabul edeceğiz? Soru bu, diyor Tarık Toros, Özgür Düşünce Gazetesi'ndeki yazısında.